Selamünaleyküm gençler. Bugün benimle birlikte yılbaşı alışverişine gidiyorsunuz. Yani kıyafet falan değil, bildiğiniz market alışverişine gidiyorsunuz. Anne bana bakıyor sanırım. Sizi de yanımda götürüyorum. Ben de normalde onlarla fazla gitmem. Maskem burada. Maskemi de takayım bu arada. Bir dakika takayım, size öyle açayım. Evet, alışverişe geldik ve ilk aldığım şey. Olsun. Ne lazımsa kartıysam. Gidiyoruz. Yok be. Bu nokta video çekmeye asla alışamayacağım sanırım. Ve yine Carrefour'da çok fazla çekemedim. O yüzden evde her şeyi göstereceğim neler aldıysam. Zaten küçük bir Carrefour olduğu için çok bir şey yapamadık. Yılbaşı alışverişinin bir kısmını aldık ve evde eksik olanları aldık. Asla vlog çekmeyi hatırlayamam ve Sinop'ta yaşıyor olmanın cezasını çekmem. Herkes böyle, insanlar tanıdık, böyle herkes tanıdık. Maalesef utanıyorum yani video çekerken, ben de hala bu duygumu yenemedim. Çünkü insanlar çok bakıyor. Artık YouTuber'lığı veya video çekmeyi normal karşılayalım, insanlara bakmayalım lütfen. Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle yılbaşı market alışverişimi göstereceğim. Yeni yıl geldi ve yarın yılbaşı ve ben de büyük bir alışveriş yaptım. Yani ailecek büyük bir alışveriş yaptık. Abur cubura çok fazla yer vermedik. Ona rağmen birazcık abur cubur var. Bu 4 günlük karantinayı geçireceğimiz süre içinde alışveriş yaptık. Alacağımız çok az şey kaldı ama şu an gördüğünüz şurada duran şeyler bizim 4 günlük yiyeceklerimiz ve yılbaşında yiyeceklerimiz. Çünkü biz birazcık biz değil de kardeşimle annem, ben de artık öyle yaşamaya başlayacağım. Eğer 2021 hedeflerimi gördüyseniz sağlıklı yaşama başlayacağım için daha sağlıklı şeyleri az aldık. Aslında yılbaşının şeyi konsepti işte patlamış mısır, cips, kola, işte bir sürü şeydir ama daha az aldık. O yüzden hemen başlıyorum. İlk başta Carrefour'dan alışveriş yaptık. Carrefour'dan yarım yağlı süt aldık. Ben Nesquik yemeği çok seviyorum. Şu an ışıktan dolayı gözükmüyor. Yan tarafta ışık var. Carrefour'un yarım yağlı klasik sütünden aldık. 2 tane aldık bu sütlerden. Daha sonra muz aldık. Muzdan bir tane böyle olmuş, ay olmamış yani böyle daha böyle ne denir? Bunlara daha olmamış muz denir. Ne denecek? Ondan aldık. Bir de 2 tane de şunlardan, bir tane daha o taraftan var. Normal muz aldık. Çünkü bu ara smoothie yapmayı çok seviyorum. Bir tane ders çalışma videomda da bir tane tarif verdim. Çok bir tane kullandım. Neyse. Tarifi burada da hemen size söylüyorum. Yer fıstığı ezmesi. Süt ve muz. 1 kaşık yer fıstığı ezmesi. Yani fıstık ezmesi. Yarım bardak süt ve yarım muzu birleştirin. Mikserleyin. Mixleyin yani. Efsane bir smoothie oluyor. Aşırı güzel ve ben tarifini verdim. Zaten şu anda söyledim. Tadı çok güzel. Denemenizi öneririm. Daha sonra muzları geçelim. Canım anneciğim kıyma almış. Kıyma işte klasik kıyma. Sonra burada dana kuşbaşı mı? Aynen dana kuşbaşı almış. Bir tane daha altında dana kuşbaşı var. Yani iki tane 2 kilo sanırım. Dana kuşbaşı almış. Bunları hemen ben buzluğa kaldırayım. Beypazarı'ndan soda aldık. Sade soda. Sade soda içmeye çalıştığımı söylemiş miydim bilmiyorum. Ama sade soda içmeye çalışıyorum. Bu tarafta ışıktan dolayı, ring light'ımla dolayı gözükmüyor. Bu tarafa gösterme fikri şu an daha mantıklı geldi o yüzden. Altılı Beypazarı soda aldık normal. Koca yer arıyorum biliyor musunuz şu an? Daha sonra ne aldık? A101'e geçmeyelim. Bu Carrefour'un bu. Carrefour poşetimizi attıktan sonra puding aldım. Çünkü hani şu bir pasta var ya, petit beurre pudingle yapılan. Onlardan yapacağım. Çok canım istedi. Canı insanı neden böyle şeyler ister bilmiyorum ama onu istedi. Daha sonra kardeşim labne istediği için ona içim labne aldım. Yani o bu saatte dışarı çıkamıyorum çünkü. Sonrasında bir tane kuru yemiş aldım. Babam dedi ki önce sana yeter ama kuru yemişler çok pahalı abi. Bu kadar para vermeye şey içimiz el vermedi. İçim el vermedi doğrusu benim. Ortaya karışık asorti, glutensiz yüksek lif bahçeden böyle bir 20 küsür liraydı. Aslında fiyatlarını söyleyecektim. Ondan sonra bakacağım, video çok uzayacak. Bir de aramakla uğraşmayayım dedim. Zaten çoğunun fiyatını biliyorsunuz. Daha sonra Namet fıstıklı hindi salamı aldım. Annem sanırım bir salam daha aldı. Onu da bulursam koyarım. Ben bunu seviyorum. Annemler dana salam daha çok seviyorlar. En sevindiğim şeylerden biri bu olabilir. Pringles bayağıdır yemiyorum. Ve bu paprikalı olanı çok seviyorum. Bunlarda da kampanya vardı. İkisi 15 lira. Normalde biliyorsunuz 15-16 lira falan zaten Pringles. Şunu ne kadar bilmiyorum aslında. 3-4 lira falandır herhalde. Neyse. Bundan da hazır şey olarak zaten cips olarak tek bunlardan aldık. Başka evde abur cuburlar vardı. O yüzden abur cubur çok fazla almadık. Cips almadık. Sadece bunu aldık cips olarak. Görürsünüz zaten daha fazla ne aldık. Bu da 15 liraydı dediğim gibi. Carrefour'larda bu arada
tablet çikolatalarda Carrefour'da iki alan iki bedava var. O yüzden deli gibi tablet çikolata almışsınız. Bir tane bile bırakmamışsınız. Bütün her yeri sömürmüşsünüz Sinop'taki arkadaşlarım. İnsan bir iki adet de bana bırakır. Oraya alım ilk alacaklarım hiçbir şey yok. Çok moralim bozuldu. Daha sonra Nescafe Klasik aldım. 3 lira falan bir şey olması lazım zaten. Bizim de penne makarnası aldım. Penne makarna evde tek eksik olan makarnaydı çünkü. Ve ben penne seviyorum. O yüzden buradan aldık. Burgu ve penne seviyorum. Ben hep bu tarafta göstereyim, siz de göremeyin, tamam mı? Burada göstermeyi öğreneceğim. Sanırım Carrefour'dan aldığımız son şey de bu Fatty Bird demiştim zaten. Pasta yapacağım diye aldım bunu da. Daha sonra Metropol'e gittik. Aslında şu an burada mikrofonum var ve hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonum bir önce video çektim, bir tane daha video çektim. Ve o videoda fark ettim ki bunun pili bitmiş. Gittim Metropol'e pil aldım bu saatte, markete gitmişken pil almaya da gittim. Metropol'e zaten Sinop'taki herkes bilir. Bir tane AVM gibi bir şey ama AVM değil. Neyse gittim pil aldım. Şu an mikrofonum çalışıyordur umarım. Bu da test videosudur. Lütfen artık ses kalitemin düzeldiğini söyleyin. Çünkü mikrofonumu kullanmak istiyorum. Daha sonra gittiğimde işte yeni ürünler deniyorum serisi çekeceğimi söylemiştim. Ve az ürün olduğunu söylemiştim ve İnanır mısınız ama Metropol'de bir sürü yeni ürün vardı. Bunları hep görüyordum deneyenleri ve daha çok vardı ama ben sadece bu kadar almak istedim çünkü dediğim gibi sağlıklı besleneceğim deyip yeni ürün denerken bunların hepsini gömebilirim. O yüzden benim için çok sağlıksız bir şey olur. O yüzden 4 tane şey aldım. Şimdi bunları sırayla göstereyim. Bu boyu biliyorsunuz ben çok seviyordum ama bunun dinozorlusu ve nelisi çıkmış. Kırmızı meyveli tam buğday unlu sağlıklı bir şey olduğunu iddia ettikleri bir şey çıkarmışlar bomba. Ya farklılık yapmışlar. Diğer ürünlerini bile daha yeni getirdiler. Bakalım bu da 1-1,5 lira falandır. Bunların hepsi 1-1,5 lira falandı zaten. Sarın balık krekeri neyi çıkarmış biliyor musunuz? Hamburger lezzetinde çıkarmış. Bakın böyle. Hamburger lezzetinde. Beyza Nur'da denemeli tabii ki. Bunların hepsinin tadına bakacağız sırayla. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bunların hepsini önceden görmek için. Ve TikTok'tan ayrıca. İkisinin de kullanıcı adı Beyza Nur Tekin zaten biliyorsunuz. Daha sonra yılların yeni Ülker çikolatalı gofreti ne çıkarmış? Beyaz çikolatalı çıkarmış. Bize de ay elimden kaydı. Bize de denemek düşer. Daha sonra yılların yeni çizisi yenilik yapalım demiş yıllar sonra. Ve peynirli kremalı milföy börek çıkarmış. Güzel olduğuna emin olduğum ilk şey bu sanırım. Bir de kesin bu da güzeldir. Diğer ikisi için emin değilim. Bakacağız nasıl olduklarına. Metropol'den bunu aldım. Bir de Duracell'in işte o pillerinden aldım. Onu göstermeyeceğim şimdi, gerek yok. Bu kadardı Metropol'deki alışverişimde. Şimdi son olarak göstereceğim şey de bir tane arkada bir market var ve oradan tavuk göğsü aldık 1 kilo. Ve ben size bir rap tarifi falan çekeceğim. Çok güzel tarif videoları gelecek. Bu 4 gün içerisinde çok güzel kendimi geliştirdiğim videolar gelecek ve farklı. Bunun poşeti gözükmese. 1 kilo tavuk göğsümüz var. Bu da hemen dolaba gitmeli. Sonra A101'den aldığım Gülşah aseton daha güçlü formül. Çünkü şu an almaya üşendim gidip gratis'e ve açık memin değilim. O yüzden oradan gidip aldım ve güzeldir yani, kötü olacak hali yok ya, çok bir şey beklemiyorum. A101'den yine annem aç bitir dana macar salamamışlar. Bu çok güzel, bu da benim favorim. Çok sağlıklı olmasa da. Sonra yine bir şahın kremasını aldım. Krema gayet güzel, yarım paket var zaten. Bir tane video çektim, orada kullanmıştım, yine orada kullanırım diye düşünüyorum. Sonra kırmızı soğan istedim. Patates de vardı ama patates sanırım kaldırmışlar. Patates ve kırmızı soğan aldık, bir de patlıcan vardı. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Asansörde unuttum. Asansörde şu an onlar. Gidip alıyorum. Yukarı çekmiştim asansörü. Merdivenden çıktım. Asansörde unuttum. Bizim ailecek yılbaşı alışverişimiz bu kadardı. Dediğim gibi sadece yılbaşı alışverişi değildi. 4 gün karantinada olacağımız için 4 günlük karantina alışverişimiz diyebiliriz ama başlık yılbaşı alışverişim olacak. Çünkü aldığımız çoğu şey yılbaşı alışverişiyle ilgiliydi. Yorumları yazın bakalım, benden ne gibi tarifler istiyorsunuz ve bunlardan ne gibi tarifler yapabilirim. Mikrofonu vurdum umarım ses gelmemiştir, şimdiden özür dilerim. Mikrofon da umarım iyidir. Bu aldıklarımız da toplam sanırım 250-300 liraya yakın bir şey tuttu. Burada önümde aslında fişleri var. Kısaca size okuyabilirim. Eti balık kreker 1.25'miş, eti bumbo dinozor 1.25'miş, Ülker gofret beyaz 1.25'miş, Duracell var bir onun şeyi var. Daha sonra mor soğan 2,09 kuruşmuş. Patlıcan 5 lira tutmuş. Pınar salam 4,5. Burada farklı bir şey var, okuyamıyorum onu, ne bilmiyorum. Bişah krema 5,45. Domates rendesi 5,45. Aseton 3,45. Ve patates 5 lira tutmuş. İçim labne 7,95 yazıyor. Ürün indirimi falan var. Bir şeyler yazıyor. Oralar çok karışmış.
Namatinli fıstıklı 2.75, muz 12.47, puding 3.95 ama yine bir indirim var. Çünkü ikincisine sanırım bir indirim uygulanıyor. Anlamadım orayı yine. Filiz makarna 3.45, petit beurre bisküvi 6.75, işte yarım yağlı süt 3.70 falan filan. O sırada yine telefon kesildi. Garip şeyler oluyor. Dana kuşbaşı 23.59 falan, böyle bir ton uzayan. Daha fazla sizi sıkmak istemiyorum. Yine de fiyatları bilmek istersiniz diye söyledim. En uygun fiyatlı bana biraz Carrefour gibi geldi. Migros'a gitmem gerekiyor, fıstık ezmesi falan alacağım. Başka eksik de yok evde. Sizinle tarif videosu da paylaşacağım. Ben şimdi daha sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Arkadaşıma falan konuşacağım. Dedikodu yapacağız. Biraz arayacağım diye onu söz vermişim. Artık videoyu kapatma zamanı geldi. Herkes bunları yerleştirmek ve buraya gelmek için zaten sabırsızlanıyor. Bin kere buraya geldiler, beni rahatsız ettiler. Daha fazla uzatmayayım. Çıkış yapıyorum videodan. Sizleri çok seviyorum. Yeni yılınız kutlu, mutlu, huzurlu geçsin. Umarım her istediğiniz, her dilediğiniz şey yeni yılda başarırsınız ve yerine gelir. Sizleri çok seviyorum. Beni takip etmeyi, Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi, YouTube'dan yani buradan abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Zil tuşuna basmazsanız size bildirim gelmez. Bildirim gelmesini istiyorsanız, yani videolarımı ilk izlemek istiyorsanız ve izlemek istiyorsanız yani bildirim tuşuna da basmalı, yani zil tuşuna da basmanız gerekiyor. Onu da basmayı unutmayın. O zaman sizlere görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.